Gülben Ergen. Aşka kapım kapalı değil, aşkı çok seviyorum. Yemin ediyorum bazen böyle uyanıyorum evde. Yıldız bana böyle okumuş şarkıyı, aç bak. İkinci bölümün ilk konu yaptığı şarkıyla gündeme oturan Gülben Ergen. Cihan'la. Welcome to Sanane Cihan'la. Nereye gidiyoruz Cihan'la? Canın tehlikede, onu bil de. Biliyorum. Kemerimi taktım. Aklım başımda, görüşürüz. Hazır mıyız? Hazırız. Gülben Ergen, camını kapatayım. Sohbet, camını muhabbet. Camımızı kapadık. Yıllar geçti, biz röportaj mı yapıyoruz? Evet. Ya Gülben Ergen, hayat ne kadar garip biliyorsun. Hadi yavrum, hadi yavrum, hadi buyur. Klibi Gülben sevdin mi? Klip çok Avrupa'yı olmuş. Senden onu dinlemek okay isterim. Klip okey. Şarkı şöyle, böyle bir dönemde slow şarkı yapıp, slow'un içinde slow yapmak ve sevdirmek. Ya slow'un içinde slow var. Ne güzel. Çünkü bir yorum. Slow'ken daha slowlaşıyorsun. Evet. Ve böyle bir dönemde, hareketli olması gereken bir dönemde slow'u milyonları dinletiyorsun. Bu nasıl bir duygu bence? Sen bunu anlat bize. Ay ne güzel. Bu çok özgüvenli bir duygu. Çünkü bunun bana hem bir risk olduğunu, hem mevsim olarak, hem de Gülben Ergen'den yansın bakalımdan sonra beklenen çıkış şarkısı olarak ya işte bu bir risktir. Ben dedim ki bu riski alalım. Bu mevsimde böyle bir ağır balattır. Yani bu senin o güzel yorumun, slow'un içinde slow var dediğin şey, slow'un içinde böyle bizi kasan bir balat var aslında. Evet. Sözleriyle de, müziğiyle de, aranjesiyle de. Ben zoru başarmak ve rakiplerinden böyle sıyrılmayı, böyle küçük hareketlerle ve detaylarla sıyrılmak benim kendi ismime katkım bu. Bunu fark yaratarak, riski göze alarak. Gülben Ergen zaten her zaman zoru seven ve bakma hayatı boyunca da hep zorluklarla, evet, uğraşan ya. Zorlu yani rakiplerle, zorlu işlerle, evet, uğraşan. Hep bu yansıyan bu sonuçta dışarıdan. Yo, doğru, doğru. Hep zorluklarla uğraştın. Zorlukla üzerine daha mı güçlendim? Güçlendin. Ben zorumu seviyorum, evet. Ve zorluklar arasında 3 tane pırıl pırıl çocuk yetiştirdin. Sen gerçekten benim o 3 tane pırıl pırıl çocuğumu nasıl uyandırmamla ilgili falan bir tiyatrolar yapıyorsun. Bir günaydınlar böyle bir. O bana bu arabada yapılacak. Ben bu arada bazı sabahlar Gülben Ergen taklidiyle kalkıyorum. Ha gerçekten. Bana onu söylediler. Gülben Ergen taklidi yaparak uyanıyormuş. Böyle günaydın çiçekler, böcekler, çocuklar. Satenlerle. Atlas, Ares, Güney, kahvaltıya hadi. Okul servis geldi. Resimler yapıldı mı? Ödevler hazır mı? Bak. Dedi. Yemin ediyorum bazen böyle uyanıyorum evde. Anne bana diyor ki hastasın sen diye. Ay çok güzel. Ama böyle bir enerji yok. Süper. Hiç pırıl pırıl evladı bu kariyer içerisinde. Kariyere dur diyorsun. Hamilelik biliyorsun. Ben evet, ne kadar çalışarak bir hamilelik geçirsem de bir dur diyorsun. Çünkü onun doğumdan sonraki bir geride olma dönemi var. Hamileliğin 6. ayından sonra o kadar önemli bir yaşam. Yani doğum yapıyorsun ama sen de yeniden doğuyorsun. Bunları da sığdırarak ve tadını vererek. Çok önemli bir şey bu. Tadını vererek. Anneliğin de tadını yani alarak. Şöyle bir sen, aynen. Mükemmelliyetçi ve çok disiplinli bir kadınsın. Şimdi bunu nereden zaten biliyorsun çocuklarla ilgili disiplini? Tahmin ediyorsun. Tahmin ediyorum. Çocukların da sonuçta bir dışarıya yansıması vardır. Bu biliyorsun dışarı yani o yaştaki çocukların dışarıya yansıması ne demek? Ailelerin temsilidir o her zaman. Doğru. Hani bu şımarıklık. Bir de sen bizi yazın gördün, şımarıklık olmadığını, kuralları doğru gördün. Yani ben şunu yaşadım bir kere sende. Üçünün de ismini sayıp hadi artık havuzdan çıkma vaktiniz geldin dediğinde ki o hani böyle çok ördek gibi hepsi tık evet, tık tık. Yani evet. O çok güzel bir şey, onu vermek. Hani anne biraz daha, anne biraz daha yok değil. Tak 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 sırayla bornozlar giyildi, duşlar alındı, arabaya binildi. Bu çok önemli çok bir detay ama. Bunu gözlemlediğin için bu kadar güzel anlatıyorsun. Şahane bir şey. Önemli gerçekten. O yüzden o gerçekten önemli bir detay. Yani zaten demek onun ki altında ne var biliyor musun? Bizde yazın havuz yasak. Havuz diye bir şey yok. Söylemiştim. Havuzun mesela bir yere misafirliğe gidiyorsak ve ben oraya onay veriyorsam evet bir iki kere havuza girebilirler ve bir 15-20 dakika olmalı. Denizdeki minerali biliyorlar, balıkların orada yaşadığını biliyorlar, havuzun musluk suyu olduğunu ve hani riskli yanlarını bildikleri için sen şahane bir gözlem canım. Evet doğru.
Sen ne cinlemişsin sen? Patır patır böyle bak. Tık 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 tık. Ördek gibi. Dişler alındı, bornozlar giydi, şortlar değiştirildi. Kurulanında değiştirildi. Yardımcı dadılar aldı, arabaya bindirdi ve anne beklendi. Evde patates köfte. Evet. Makarna. Nasıl besliyorsun çocukları ya? Çok sağlıklı mısın yoksa her istediğini veriyor musun? Ya. Sen sağlıklı beslenen bir kadınsın çünkü. Ben çok çok dikkat fazla ediyorum. Fazla sağlıklısın. Ben onun yaşam felsefesine de çok inanıyorum ama hani neyi yersek o oluruz'a çok inanıyorum. Mümkün olduğu kadar hayvanları yememek için çok çaba sarf ediyorum. Bir vejetaryen değilim ama neredeyse yakın yaşamaya çalışıyorum kısmi. Çocuklarda tek beceremediğim ve üzüldüğüm şey hani sebzenin çok çeşitli, çünkü onlarda bir karizma o. Mesela brokoli bebe. Hiç sevmem. Ya ne oluyor o sen? O yaşta da sevdim. Nereden biliyorsun sen hani? Sen brokolinin ne olduğunu nereden biliyorsun? Ben onu brokoliye ne numaralar yaptım bilsen sen. Bu küçük bir yeşil bir ağaçmış, Japonya'da yetişmiş, bize gelmiş, aynı ne kadar tatlı. Köftenin kuzeni falan. Uyukluk, tabii. Brokoliyi haşla, rendele, köftenin içine koy, çocuklar böyle bir... Anne bu köftenin içinde yeşil bir şey var. Aa maydanoz, hayır. Yapa. Anne hep yakalanıyorum. Kerevizde de yakalanıyorum. Şarkı nereden çıktı şimdi? Son dakika bir Gülben Ergen golü geldi. Kış sezonuna girişte. Yazın hiçbir şey yapmadın. Evlatlarınla vakit geçirdin. Özellikle geçirdim. Yapmadım. Konser mutlaka vardır. Vardı. Bodrum'dan gittim geldim ama 3 ay bizim yaz tatillerimiz çok önemli. Bir kere şarkı yeni alınmadı. Bu çok önemli bir şey. Yansın bakalım zamanında. Alınmış bir şarkı. Bizim bu Sezen Aksu'yla müthiş bir zaman geçiriyoruz. Dostluğumuzun yanı sıra dinlediğimiz şarkıların içerisinden benim 3 tane Sezen Aksu şarkım var. Mesela bir tanesini bilmiyoruz. Albümde dinleyeceğiz. Bir tanesi Yansın Bakalım'dı, bir tanesi İnflak'tı. İnflak aslında bir albüm şarkısıydı. Albümü yürüten şarkı da değildi planladığımıza göre. Atıyorum A4'tü, B2'ydi. Yani yeri olan, albüme karakteristik bir yapı verecek olan temel taşlarından birisiydi. Ben bir gece biz İnflak'la çıkalım Ekim ayında, herkes yazlıktan döndüğü zaman. Bir de ben Ekim, Kasım çok severim. Yazı bitirip bir kabuk değiştirme vardır. Bir tam böyle bir depresyon ayı aslında baktığında. Evet yani o her mevsim, her canlıya, bitkilerden, insanlardan her şeye kadar bir kabuk değiştiririz. O kabuk değiştiriminde İnflak, işte Samsun Demir'e, Sezen'e WhatsApp'tan çık. İnflak'la çıkalım, ne diyorsunuz? İnflak'la çıkalım mı, bitti mi? Taşkın'a falan filan. Herkes de şöyle bir cevap. Bir tane soru işareti. Dur, delirdin mi? Bir de biliyorlar benim çok aceleci bir tip olduğumu. Çok tez canlısın işte. Hepsini ikna ettim valla. İnandığın bir işe gidiyorsun. Evet. Hiç yani gözün kara gidiyorsun. Yani mesela şahane bir Derya Uluğ şarkısı var, bir Onur Mete şarkısı var, bir Sezen şarkısı var ama bunun zorluğu beni çok etkiledi. Bu çok zordu, zor alınacak bir şarkıydı ama doğru bir kliple ve doğru bir aranjeyle. Yani sevdirilmesi ve dinletilmesi zor bir şarkıyı. Sen gerçekten dediğim gibi az önce de milyonlara dinlettin. Bu ekstra bir başarı. Bir de Cihan'la geriye gittiğimiz zaman benim yalnızlıktan başlayan bazı slowlarım var. Evet. Yalnızlıklar, teşekkür edelimler, işte giden günlerim oldu, aşkla aynı değil. Bazı slowlar o kadar güzel oturmuş ki, İnflak da bunlardan birisi. Bir de sen güzel isimlerle bir de düet yaptın. Tabii. Oğuzhan Koç, Mustafa Bora Sandal, Bora Dura. Şimdi var mı mesela yeni jenerasyonda düşündüğün birisi? Veya onu, böyle onu şarkı, kendine yakıştırdığın birisi var mı? Yani, onu şarkı getiriyor. Yani biz Kenan'la da mesela güzel bir şey yapabiliriz. Mesela Kenan Doğulu'yla çok uyar enerjimiz. Ama o şarkıyla olur. Yani biz Oğuzhan Koç'la bir şey yapalım mı matematiğine girmedik. Şarkı onu getirdi. Gel stüdyoya gir dedim ona. Mesela bir Serkan Kaya şarkısı var bana verdiği. Eğer stüdyoda ben okumaya girdiğimde gel dediğim zaman Serkan'a, onu dinlediğinde bir şey hissederse oradan da çıkabilir. Çıkmayabilir de. Onu bize şarkı söyleyecek. Onu bize şarkı söyleyecek. Peki yeni jenerasyonda beğendiğin böyle bir, gerçekten atıyorum, 20'li jenerasyonda hani... Ben Sıla'yı çok beğeniyorum. Çok omurgalı buluyorum. Şarkılarını çok güzel, cesur buluyorum ve benim için çok olmak, çok beğenilmek, çok tıklanmak değil, fark yaratmak. Bir diğerinden farklı olmak. Kenan'ı da çok beğeniyorum. Göksel'i çok beğeniyorum. Aleyna Tilki'yi çok 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 beğeniyorum. Aleyna'yı nasıl buluyorsun? Onu soracaktım ben. Çok farklı buluyor. Farklı. Güzel bir çizgi yarattı sanki, değil mi? Var mı bir tane daha benzeri? İşte zaten İşte bu. Şey o. Hani sorun mesele değil, bu. Başarı o. Evet. Yani... Ve ne yapsan olay o. Sokakta yürü. Milyonlar ama seni taklit ediyor. Ama sokakta yürüme, hesaplı bir sokakta yürüme. Çok güzel bir sarı saçların savruluğu da güzel, giydiği yarım ananas da güzel, pembe ayı da güzel. Mesela o şarkıyı nasıl güzel, yılların 1960-70'li nasıl olay şarkısı oldu? Şarkının sözleri olay oldu, müziği olay oldu, arabesk mi değil mi? Oldu mu? Çok, çok
Çok. Dinliyor muyuz? Aa, günde 10 kere en az. Bitti. Çok başarılı buluyorum, çok zeki buluyorum. Sana böyle gel, kötüsün diyen ya. Oluyor mu hiç? Gülben Ergen'i kötü diyen. Kötü? Diyen oluyor mu sana? Duyuyoruz yani müzik, yani dünya magazinde. Sektöründe. Magazin bir kez senin hayatını nasıl kolaylaştırıyor ya da zorlaştırıyor. Ve şu an hani çocuk sahibi olduktan ömrümü sonra. Ömrümü tükettiği zamanlar bitti diyelim. Bir kere kendimi üzdüğüm zamanlar oldu. Çok ciddiye aldığım zamanlar mesela, oldu. En çok. Haksızlık. Ya bu haksızlık ve çamur atma çabası, yargılama ve hani Gülben Ergen'i öldürelim çabası. Öldürelim. Hani yaralı bırakmayalım. Aman sakın yaralı kalırsa belki canlanır. Ölsün. Gelemediler bir türlü cenazeme ya. Olmadı. Devlet Akalın'la böyle bir uzun süre sonra bir barışıklığınız oldu, bir desteğin oldu ona yani. Estağfurullah. Olması gereken bir şeydir o insan boşanma arefesinde. Elbette. Ama çoğu insan, çoğu zaman kadın kadına destek olmuyor biliyorsun. Ve kadını kadın yaralıyor. En her çok, yerde bu. Yani en bu çok. Sadece magazin değil, bu komşuculukta maalesef, bile böyle. Maalesef. Kadını yaralayan kadın. Bunu görüyoruz, gözlemliyoruz. Kesinlikle. O yüzden böyle bir dönemde böyle bir yardım Demet'e de iyi gelmiştir. Elbette iyi geldi. O da sağ olsun güzel sardı, sarmaladı. Karşılıklıydı, bu olması gereken bir şeydir. Evladı olan ve anneliği içinde hisseden herkes boşanma denen olayın, ayrılma denen olayın kadındaki evet çok acayip bir şeydir bu. Ben yaşadım biliyorum. O yüzden seve seve aradım. Yardım olarak ben asla kabul etmiyorum bunu. Olması gereken yürekli bir dostluktu. Bütün kırgınlıkları bir kenara attı. Bir verdim, beş aldım. O da bağrına bastı, mutlu oldu, ihtiyacı vardı. Olması gereken bir şeydi. Çok da güzel oldu. Sen bugün bana göre mi giyindin? Bugün bir Gülben Ergen olayım dedim böyle. Küçük bir. Gülben Ergen mi oldum? Fıtı fıtı. Sen doğru, ben bayağı yanlış klibini hatırla. Bay doğruyla bayan yanlış. Ay seninle haftada bir gün görüşmek lazım. Sen bayağı ömür uzatan. Gülben Ergen anlat bakalım. Aşk hayatında bir şeyler var. Ne? Dan. Bir süre olmasa olabilir mi acaba? Yani. Bir süre diyete girsem. Hatta uzun bir süre. Şimdi yok, işim yok. Var. Gayet infilak. Hiç böyle klişe bir cümle kurmuyorum. Aşkı çok seviyorum. Beni ben yapan. Canıma okuyan. Canımı acıtan. Ama bana iyi gelen, kendimi iyi hissettiğim yaşam boyu, tarihler boyu, dil, din, ırk gözetmeden yaşanabilen tek duygudur. Aşk. Bir sanatçı, aşka kapılarım kapalı. Aşka kapım kapalı değil. Ama şu anda dinlenmem gereken, kendi kendime yaşamam ve biriktirmem gereken, ne istediğimi daha bilmem gereken bir dönemdeyim. O yüzden hayat bir önceki ilişkilerinin kattığı, çıkardıklarını düşünüp ona göre bir yol çizeceksin herhalde. Gibi. Gerçi yok. Bu yol çizmek, aşk özellikle yol çizmekle olmuyor. Düşünerek de olmuyor. Aşk olmuyor. Hissederek oluyor. Öyle planla, programla da olmuyor. Bir dakika dur, ben yarın öğleden sonra aşık olayım diye program yok. Ama şu anda kapalıyım. Yalnızlık da bana çok şey katıyor. Bu çok güzel. Ben hayatımın çok yalnız dönemlerinde mesela çok biriktirip kitabımı yazdığım, Sade ve Sadece albümünün çıktığı, yalnızlığın da bir hüznü var. Belki bir şeyler daha yazarım. Belki çocuklarımla şahane tatillerimi üst üste yaşar, bir sürü şey depolarım ve aylar sonra yaşayacağım şey belli olmaz inşallah. Yeter ki doğru olsun. Canımı acıtmasın artık. Artık Gülben bu Ergen zoru sevmekten ya. Vazgeçme çalışmalarına katılmak istiyorum. Kendi kendime. Gülben Ergen artık canım yansın istemiyorum. Cihanna'nın gözlüğünü takayım bakayım. Belki canım daha az yanar. Belki sen. Dünyaya toz ver. Dur bakayım sen. O da çok kötü. Toz sarı. O da çok kötü ya. Benim gözümde baktım mı? Kendini Alice Harikalar Diyarı'nda zannediyorsun. Bir saniye. Tamam. Deniyoruz. Şey diyorum. Alice Harikalar Diyarı'na bakıyorsun. Benim gözümde baktım. Ama sana benim toz gözüm. Pembe geliyor her şey. O zaman ne oluyor? Bir serbestlik mi geliyor? Bir ayaklarını yere basmada dönem. Ay. Ayaklarım yere bastı. Vazgeçtim. Ayaklarını yere basmada dönemler oluyor. Böyle bir kat. Ama işinden hiçbir zaman feragat etmez. O ev? Feragat derken? Asterisk misin Gülben Ergen? Bir asteriskliğin var mı mesela abi? Asterisk kaprisin var sence mı? Sence benim asteriskliğim var. Ha böyle bir... Ama sende var, sen anlat, sende var. Şöyle bir, hani bir asteriskliğin var mı sende? Hayır Allah, ben asterisk 6 oldum, üstü olamadım hiç. Hep onlarla beraber çok çalıştım. Ben asteriskliğin bittiği döneme denk kim geldim. Kim beğenirsin mesela? Böyle bir asteriskliği yakıştırdığım öyle hani... Fik 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 fikli yakı fik. Bence asolistlik eşittir fik fik.
güzellik ve o üstündekini böyle endamlı taşıma ve düşünme eşittir Seda Sayan. Seda Sayan. İşvesi, cilvesi, kelimeleri, tonlaması ya odur duruşu. Yani. Maksim, Kıbrıs her yerde ama. Duruş o duruş ya. Kadın leopar yani. Anladın mı? Leopar. Hayatımın röportajı. Böyle bir gülmem ben görmedim. Bana ne yaptın? Kuaföre geldin bir şey içirdin. Kahveme bir şey kattın kesin. Sen benimkine kattın. Ya o ben öyle girdim pardon. Sen bir kuaföre birbirine kattın. Bana bir kahve oda sıcaklığında suyum gelsin falan herkes birbirine kattın. Benim bu halim nedir? Çok güzel ya. Bir gündü. Memnun musun? Vallahi çok memnun olduk. Yine yapalım mı yılbaşına doğru? Bana bak. Şey gibi, bir sene kanırtan kadın. Sonra da yine yapalım yılbaşına doğru. Christmas paketi gibi. Tamam. Senin kafamıza çok keyif verdin. Senle Cihan'la ikinci bölümün. Oh. Açılış programını yaptığın için. Açılış programı bu. İkinci sezon. Havalı mıyız? Çok havalıyız. Enerji yerinde çok mi? Çok havalıyız. İstediğin işi yaptın mı? Başardın mı? Seninle dedirtemedik ama öyle keyifli sohbet ettik ki. Gerçi hiçbir şey de seninle demedi. Ne sorduysam cevaplardın. Aa, hiç kıvırtmadım. Evet işin sorduğum. Çatır çatır. Bak izleyince göreceksin. Yani şarkı seçimlerin çok güzeldi. Sana teşekkür ediyorum. Ekibe de teşekkür ederim. Mikrofonu çıkartıyorum. Havalı mıyız? Evet. Güzel bir iş yaptık mı? Evet. Fazla mı çıldırdık? Evet.